Sayın Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanım ve ilçe protokolümüzün tüm saygıdeğer temsilcileri, değerli kursiyerler ve yerel basınımızın kıymetli mensupları, Silivri Belediyesi ve Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında düzenlenen COSGAP Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Dönem Mezuniyetine hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, programımıza başlamadan önce sizleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'mızı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için. Dikkat! Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Sayın Nuray Koçeri Türsel'i davet ediyorum. Kenan Bey, Köferler Odası, Muhtarlar Derneği Başkanım, Sanayi Sistesi Başkanım, Ziraat Odası Başkanım, Kredi Kefalet Kooperatif Yönetimi, siz değerli hanımefendiler, beyefendiler, girişimcilik belge törenimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok mutlu bir gün. Gerçekten düğün havasında bir gün olduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün bizim 64. grubumuzu tamamladık. Yani bu ne demektir? 64. grubumuzun 1600 tane esnaf sanatkarımızı yeni yetiştirdiğimiz esnaf sanatkarımıza belge verir anlamında. Bu 1600 kişi yaklaşık. Burada 6 grubumuz kaldı. Bu 6 grubumuz da 150 kişiye tekabül ediyor. Bu vesileyle bizleri bir araya getiren Sayın Belediye Başkanım, tabi işbirliğinde yapıyoruz Sayın Belediye Başkanımla, bize her konuda maddi ve manevi yanımızda olan Sayın Belediye Başkanımıza, sizin huzurunuzda, sizlerin huzurunda ve yönetim kurulum adına, denetim kurulum adına sevgi ve saygı teşekkür ediyorum. İyi ki var diyorum siz Belediye Başkanım. Sağ olsun, var olsun. Arkadaşlarımız da peyder peyder bir araya geldik. Öncelikle uzaktan yakından gelen, sabah 5'inde 6'sında yatağından çocuğunun yanına kalkıp gözlerinin de uykulu olduğunu gördüğümüz bayan arkadaşlarımız, girişimcilerimiz oldu. Öncelikle de ben bu girişimcilerin içinde sınıflarımız tabii ki 25 kişilik halinde, 30 kişi alma şansımız yok. Bu 25 kişilik halinde İzlediğim bir olay var. 25 kişi halinde sınıflarımızda olmazsa olmazlardan bir tanesi olan bayanlarımızın her zaman çoğunluğunu gördüm. Bu ne demektir? Bayanlarımızın kendi ayakları üzerinde durmasının, yani kendi iş yerinin patronu olabilmesinin çabası içerisinde olduğunu gördük. Ben bu vesileyle bayan girişimcileri gönülden yürekten kutluyorum. Niye kutluyorum? Medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Bu zor şartlar altında, ekonominin çok bozuk şartlar altında kendi iş yerinin patronu olmanın gayreti çabası içerisinde olduğunu samimiyetle içimden gelen duyguları söylüyorum. Gözlerinden okudum. Gerçekten sizi bir kez daha kutluyorum. Tebrik ediyorum. Sınıfa ilk günkü gibi geldiğinizde size kısa bir cümlelerle bir hoş geldin dedim. Hizmetin temelinin sevgi olduğunu ifade ettim. Önce insan olduğunu söyledim. Fakat dedim ki evinize, iş yerinize, arabanıza teröristi girebilirsiniz veya kapısını açabilirsiniz.
Asla ve asla Esnaf Sanatkarlar Odası'nın kapısını tereddütlü şekilde açmanıza izin vermiyorum. Kendi eviniz gibi gelmenizi istiyorum ifadesinde bulundum. Bugün de bu da Allah kısmet ederse belediye başkanım burada, hocam burada, şoför odam burada, başkanım burada, muhtarım burada. Bunların huzurunda adeta almış olduğunuz bu belgenin kolunuzda altın bilezik olduğunu unutmamanızı istiyorum. Gerçekten bu belge kolunuzda altın bir bilezik değerinde. Bu vesileyle ben de size kendi şahsım adına katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Şimdi bu belgeyi aldık. Bizim Esnaf Sanatkarlar Odası'nda Silivri'de işimiz bitti anlamına gelmesini istemiyorum. Orada bir eviniz olduğunu ifade ettim. İfade ederken de ben size şunu söyledim. Beni bir başkan olarak görmenizi istemedim. Bir abi kardeş olarak da tanıttım. Kapımın açık olduğunu söyledim. Belediye başkanım burada, başkan vekillerim burada, şoför odası başkanım burada. Belgeyi aldıktan sonra yeni kuracağınız işte ruhsat alırken, kayıt olurken, vergi dairesine giderken lütfen size her konuda burada taahhüt ediyorum. Belediye başkanım yanında her zaman sizin yanınızda olmaya taahhüt ediyorum. Her zaman kapımız açık. Bu vesileyle belediye başkanımın da bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sizlere de yeni kuracağınız iş hayatınızda başarılar diliyorum. Allah utandırmasın diyorum. Allah muhafak etsin diyorum. Allah yerinizi dar etsin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Şeyda Metinoğlu'nu Türkiye'ye davet ediyorum. Devletimizin bize verdiği bu... Devletimizin bize bu verdiği eğitimden dolayı ayrıyeten de Silivri Belediye Başkanımızın da bize kapılarını bu konuda açıp yararlanmamızı sağladığı için ayrıyeten eğitim sırasında Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçay Bey bizi evimiz gibi hissettirdiği için çok teşekkür ederim kendilerine. Ayrıyeten eğitim sırasında Yekta Berksoy Hocam bize ticaret konusunda bakış açımızı, yenilikçi düşünmemizi, daha ileri düşünmemizi ve daha bizi cesaretlendirdiği için kendine çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. Günün yarısına biraz çok takdim olacak. Başkanım, sizi de böyle davet ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Özcan Işıkları kürsüye davet ediyorum. Evet sevgili hemşehrilerim, Nuray kardeşim hep bütün konuklarımızı saydı. Aslında onlar konuk değil. Burada dışarıdan sadece bir ilçemiz dışından gelen bir oda temsilcimiz var. Kendisine hepiniz adına hoş geldiniz diyorum. Aslında biz çok sık bir araya geliyoruz. Başta hocam, kent konsey başkanımız, muhtarlarımız, oda başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız. Onlar biz, Silivri'mizin farklı bir yanı var. Biz büyük bir aileyiz gerçekten. Silivri'de yaşamayı güzel kılan da bu ailenin güzelliği. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz tekrar bir arada olduğumuzdan dolayı hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz odamız farklı bir özelliği var. İstanbul'da 39 ilçemiz var. 39 ilçenin 38 tanesinden çok farklı gerçekten. Silivri Esnaf ve Sanatkarlar Odası. Şoförler Odası da öyle. Kefalet Kooperatifimiz de öyle. Biz bunlarla gurur duyuyoruz. Çünkü halkla iç içe, hizmet bu iç içe olmak o bir ayrıcalıkmış gibi anlatılıyor ama ne yazık ki öyle. Bizim yıllardır süre gelen bir anlayış var. Devlet, millet için, millet ve devlet için. İşte ben eskiden Osmanlı'da ben devletim için canımı veririm. Devletim için kul köle olurum. O anlayış bitti. Devlet vatandaşı için kul köle olacak. Tam tersi bir zihniyet var. Ve hep anlatırdım. Geçen
okullara malzeme vermeye gidiyoruz. 75-77 yıllarında biz çocuk yaşlarımız o zaman Almancı derdik, Almanya'ya gidenler gelip anılarını paylaşırdı bizimle. Biz de dinlerdik. İlk gidenler kapılarına üniformalı birileri gelmiş. Kaç tane çocuğunuz var? Çocuğunuzun rahatsızlığını, dişlerine bakarlarmış. Onun kilosunu tartarlar. Evde yaşlı var mı? İşsiz var mı? Onları sağlık kontrolünden geçirirler. Korkarmış bizimkiler gitme. Ne bu kadar ilgileniyorlar? Ağzımıza bile bakıyorlar derlerdi. Meğerse onlar belediyeden gelirlermiş. Çocuğun sağlık kontrolünü bakar. Psikolojik rahatsızlığı var mı bakar. İşi var mı bakar. 6 ayda bir evi gelip kontrol ederlermiş. Oturduğu odada çocuk uyurken kaç metreküp hava var, camı var mı? Bu kadar ilgilenen bir yerel yönetim. Onlar belediyeymiş meğerse. Belediyecilik oymuş. Şimdi biz belediyeciliği böyle bina, beton, demir, işte kaç kat üstüne verirsek gidelim, belediyeyi imar müdürlüğü, planlama müdürlüğü, fen işlerinden ibaret sanan bir anlayışa dönüştürdük. Sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti. Biz ihanet ettik kentlerimize dedi. Biz ihanet etmemek için burada 9,5 yıldır direniyoruz işte. Bu toprakla, tarımla. Bu toprağın bize verdiği emeği, hizmet sektörlerini, hizmeti topraktan gelmiş. Nasıl diyor Aşık Veysel? Ben seni kazdım kazma ile, bel ile, sen beni karşıladın gül ile. İşte toprak böyle bir şey. Biz esnafı, esnaf kültürünü, üretimi üreterek kazanacağımızı bu krizlerin, yok dolar 8,5 lira olmuş, Amerika ile aramız bozuk. Bulgaristan'la iyi aramız, leva 4 lira oldu, ona ne diyeceğiz? Değil mi? Yani onunla alakası yok. Şimdi üretmediğimiz için bu böyle. İngiltere ile ne var aramızda? Pound 10 liraya gidiyor. Bu üretmediğimiz için bundan dolayı. Yoksa kimsenin bize bir şey yaptığı yok. İsveç'te niye kriz olmuyor? 8 milyonluk ülkede 20 tane marka var. Gidip satın alıyoruz. Bizim markalarımız nerede? Neden? Üretmek, üretmek dediğimiz şey sadece sabah akşam tarlada çapalamak da değil. Akılla, bilgiyle, toprağın çıkardığımız ürünü ekmeden önce nereye satacağız, kaça satacağız, nasıl depolayacağız, dünyanın hangi ülkesinde, hangi mevsimde kaç para yapar, onları bileceğiz, nasıl paketleyeceğiz. İşte bir iş yeri açarken hangi mevsimde ne satılır, ne satılmaz, neyi üreterek satarız, bilgiyle, beceriyle, teknolojiyle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Türkiye'de ilk defa bir tarım okulu, dün Ankara'daydım, gittim, herkes burada pek kıymetini ne zaman anlayacağız? İşte bir 3-5 sene sonra anlarız. Türkiye'de yaptığımız en güzel iş bu memlekete. Tarım sit alanı ilan ettirmişiz bu topraklara, dokunmasınlar diye. Şimdi bir imar barışı çıkardılar. 2017'den önce yapılanları kabul ediyor. Adam geliyor, binam sağlamdır diye, depreme dayanıklıdır diye ağzımla söyleyerek rapor, bizim belge vermemizi istiyorlar. Ben inanacağım ona, tamam bina sağlam diyeceğiz. Değil. İşte deprem kapıda. Nasıl bir imar barışı bu? Kiminle barışacağız biz? Kaçak adam 2017'de yaptım diyor. Bir ay önce 60 betonu getiriyor bana, belge istiyor. Ben şimdi onunla mühürleyeceğim, vatandaşla kavga ediyoruz. Böyle şey olmaz. Bu toprakları koruyacağız. Yarın yıkıma başlayacağım. Şimdi jandarma, polis korkuyor gelme. Vatandaş da şimdi Afrin gibi burada bir şey mi yapalım? Çıkarma mı yapacağız yani? Bu toprakları koruyacağız. İşte bunun tek sebebi var bu kavgaların, bu gürültülerin, üretmediğimiz için. Çalışmadığımız için, çalışmayan, üretmeyen beyin uyuşur. Uyuşan insanı çekersiniz, nereye isterseniz gider. İbn el-Mukaffa'nın bir lafı vardır. İnsanın kafasının geçtiği yerden vücudu da geçermiş. Hatırlarsanız ilkokulda okuldan kaytarmak için demir parmaktan oradan çık, kafanız geçer mi diye önce çocuk dener, sonra vücudu da geçer, okuldan kaçarmış. Şimdi de aynı. Kafayı geçtiği yerden vücudunu da çeker, götürürler peşinden. Hep öyle oluyoruz. Kafanın geçmemesi için çalışması lazım. O çalışan kafada üreten vücut da oluyor. Üretmediği zaman kul oluyorsunuz. Düşünme yeteneğini de kaybediyorsunuz. Ve bu sefer sürü psikolojisine teslim oluyoruz. Üretmek onun için odaya bizim destek vermemizin sebebi bu. Üretmeyi öğrenmeliyiz. Bunun siyasetle, politikayla hiç ilgisi yok arkadaşlar. 4000 senelik bir medeniyetin üstünde oturuyoruz. Müslümanız elhamdülillah ama Türk milletinin 4000 yıllık geleneğinin üstünde miras bu memleket.
Eğer üretemezsek, eğer güçlü bir devlet kurduğumuzu, bize emanet edilen bu güzelim cumhuriyeti kuramazsak bizi bu topraklardan Suriye gibi yapacaklar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Onun provası yapılıyor. Üreteceğiz, bir tarım ülkesi, üretim ülkesi olan bir memlekette samanı bile dışarıdan, maydanozun tohumunu bile dışarıdan getirdiler duruma geldiysek bundan korkmamız lazım. Krizin sebebi kıymetli işler olduğunu anlamamız lazım. Bunu yapan biz belediye olarak başından beri destek olmamız 1600. Gerçekten size bütün samimiyetimle söyleyeyim, odalara, meslek kuruluşlarına bu destekleri yapmasak, yapılmasak bunların çoğu işte görüyoruz çevremizde kapanıyor. Kapatılan odalar var. Ama biz bunlarla sebep işte az önce anlattığım o Almancı örneği gibi belediyeciliğin ne olduğunu anlayan bir belediyeyiz sonuçta. Belediye binası yapmak, üstüne belediye yazmakla belediye olunmuyor. Betonla demirle uğraşan bir belediye olmadığımız için asli görevlerimizin bunlar olduğunu bildiğimiz için bütün arkadaşlarımla, hepsi biz bir aileyiz, el ele verdik. Üniversitesinde kurumlarıyla bir şehir kalkınması için mücadele ediyoruz. Buna da özellikle buraya gelip bu kurslara siz gelmeseniz bu kursları açmanın ne anlamı olur? Bize inandığınız için, bize de güvendiğiniz için esas buraya gelen kurslarımıza katılan siz değerli hemşehrilerimize, özellikle burada bulunan hanımefendilere, bayanlara özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Yönetim kurulu adına, yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum sana. İyi ki varsın diyorum başkanım. Sağ olun. Neyim? Bir taraf et. Teşekkür. Sağ ol. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle Sayın Şeyda Metinoğlu'ndan bir kez daha davet ediyorum sertifikasını almak üzere. Ve Şeyda Hanım'ın sertifikasını takdim etmek üzere Belediye Başkanımız Sayın Özcan Işıkları'yı bir kez daha davet ediyorum. Ben de ilk konuşma yaptığımda unutmuyorum, çok iyi hatırladım Şeyda Hanım konuşunca, ayaklarım titremişti, bayılacak gibi olmuştu. Onun için hiç umudunu kırma. Konuşarak bunlar her şey yüzme gibi bir şey. İçindeki gibi. Bak biz, burası bir aile, biz bizeyiz değil mi? Ben bak ne kadar rahat konuştum. Neden? Bir aile içinde konuşuyormuş gibi dertleşiyoruz. Hiç heyecan yapma. Başarılar diliyorum ama buraya çıkma cesareti gösterdiğin için de sizi ayrıca kutluyorum. Tebrik ederim. İlk önce böyle bir bakalım. Tamam. Teşekkürler. 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 Daha güzel işler. Olsun canım, bu kadar. Teşekkürler. Teşekkürler.